Herkese merhaba arkadaşlar. House Flipper oynuyoruz. Burayı şöyle bir çeki düzen vermeye çalışmıştık ama çok da bir şey olmamıştı. Şimdi yeni işler için e-postalarımıza bir göz atalım. Ödeme zamanı gelince muhabbeti yapmıştır. Bunu geç ya. İki odalı evimizde bazı değişikliğe ihtiyacımız var. Kızım 3 yaşına girdi. Artık kendine has bir odası olsun istiyor. Lütfen yatak odasını bölün ve yeni odaları koridora açılan kapıların olduğundan emin olun. Ayrıca bebek karyolasını da kaldırıp yeni bir yatak kurar mısınız? Adamın adı 10 numaraymış. Tam var yemez. Adam oda bilerek kendi odasından feragat ederek kızına oda yapıyor. Umarım ev büyük bir şeydir. Bu işi kabul etmek istiyorum ben. Bu işi alacağım. Sanırım böyle bir odada çalışacağız. Şimdi eve bir girelim. Bunların evi bayağı düzgün, değerli toplu. Abi bu kadar küçük değildir ya. Değildir yani. Ana bu ne? Abi burası ne? Burası ne? Alt kata iniyor. Burayı kapat. Dur ya, şu alt katta neler varmış merak ettim. Çamaşır makinesi var. Raflar var. Burası çocuğun odası. Şimdi buranın yanındaki şu odayı kırıp biz onu oraya katarsak güzel olur. Değil mi? Evet. Şuradan bir duvarla kapatırız. Şunu şöylemesine alırız. Şimdi almak için basılı tut. Ben bunu nasıl çeviriyordum? Bu değil. Pardon. Hayır abi dur. Almak için basılı tut. Ben bunu nasıl çeviriyordum ya? Ha böyle. Tamam. Buldum. Şöyle bir yan geçelim. Abi hafif hafif. Biraz da şöyle. Şöyle koy. Allah yandık. Bunları böyle tek tek koy. Şunu da koy. Bunu koyamıyor muyuz? Bunu da şöyle koyduk. Tamam. Şimdi duvarları bir yıkmamız lazım bizim. Şuradan şöyle duvarları bir yıkacağız. Bu ne? Duvar yıkma. Al bakayım şunu. Buradan biz kendi geçişimizi mi kapattık? Emin değilim. Kır. Kır. Bu odaları birleştirmek için bunu yapmamız şart. Bunu da kır. Bunlar gelir herhalde ya. Biz şuradan şöyle devam edelim. Oluyor oluyor. Vallahi odanın içine ediyoruz biraz ama... Var mı başka kırılmayan? Şunlar varmış. Bunu da kır. Bunu kırmış mıyız? Aa, bak bunu unutmuşuz burada. Bunu da kıralım. Balyozla da ne güzel oluyor ama var ya. En sevdiğim işlerden bir tanesi. Up 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 üzerimize yıkılmasın. Dur dur dur. Şunları kırabiliyor muyuz? Ne kadar zevkliymiş bu. Şu kapıyı bir kapat. Şu duvardayız şimdi. Aa bu duvarı unuttum. Ya içeride eşya varken, bak şurada çocuğun bebek sandalyesi varken biz üzerinde şey kırıyoruz ya. Bunların hepsi tamam mı? Şunu kır. Çocuk 3 yaşına giriyor diye oda yapıyoruz ona. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Amma toz çıktı ya.
Kır onu da. Tamam, bunlar da yok oldu. Şimdi bir saniye. Duvar yapmamız lazım. Duvar öreceğiz. Evet. Şimdi bir buraya. Niye öremiyorum? Böyle oluyormuş. Böyle böyle, tamam. Şimdi bunlara bir de şey çekmemiz lazım. Bana kalırsa hiç gerek yok, biliyor musunuz? Çok orijinal ve güzel gözüküyor bu haliyle. Ama adam izin vermez. Biz pencereden yana sıkıntı mı çekeceğiz? Aç bakayım şurayı. Orada pencere var. Biz oraya onu yapamayız. O pencereyi oradan kırıp çıkarmamız mı lazım? O şuradan mı istedi yoksa duvarı ya? Biz burada bir hata yaptık sanırım. O şuradan istiyormuş duvarı abi. Tam olarak şuradan istiyormuş duvarı. Yoksa şuradan mı? Şuraya bir tane koy bakayım bir. Evet, buradan istiyormuş duvarı. Şurayı şöyle birleştireceğiz. Yap abi. Adamın istediğine göre yapalım duvarı. Ne yapalım? Hata yaptık orada. Biraz bize giren girdi ama. Yetenek puanı geldi. Oh, yetenek puanını hemen şey yapalım. Duvar ustası. Daha hızlı inşaata kullanalım bunu. Evet. Orada bir hata yaptık ama. Neyse, o duvarları kaldırırız artık. Biz burada kalmayalım da şöyle çıkalım önce. Tamam, o orada kalmıyor. Şöyle koy bir tane daha. Aa, böyle iş mi olur ya? Çocuğa küçük oda yapacağız. Şu diğer taraftaki kapıyı hiç şey yapmasak da olur. Bir yetenek puanı daha çıktı bu arada. Şimdi o yetenek puanını da... İnşaat işimiz bitti. Duvar ustası. Örülmüş duvar zaten boyalı halde. Neyse. Artık buna ihtiyaç kalmadı. Bunların hepsini bir kır abi şimdi. Zevkle. Şu en alttakileri kırınca hepsi geliyor mu? Evet. Mantıklı. Biz şu en alttan kırmaya başlasak daha mantıklı. Yok abi, olmuyor. Yine her yerini tek tek kırdırıyor bize. Şu arkadaki duvarı kırmayalım yanlışlıkla da. Var mı? Kır şunu. Kır şunu. Bunu da kır. Abi, evin içinde eşya varken inşaat mı yapılır ya? Şimdi biz yanlış yaptık. Haritayı okumayı bilmiyorum henüz. Daha oyunu ilk kez oynuyorum. Oyun da hoşuma gidiyor. Yani böyle şeyler de hoşuma gidiyor. Kır, dök, yenisini yap falan, böyle oldukça zevkli işler. Var mı? Şunu kır, hepsi insin. Şunu kır, hepsi insin. Tabanda var. Abi. Şu parça bak. Azıcık. Abi, kıytak gibi parça yüzünden bana yaptığına bak ya. Oyun aslında biraz daha geliştirilse, biraz daha gerçekçilik katılsa çok daha tatlı olur diye düşünüyorum ben. Abi, bu duvarı kırmama izin. Anam, üstüme yıkıldı yala.
Bitmedi mi daha? Ben bu duvarı kırmam. Şunu kırarım. Bitti. Tamam. Şimdi şu dolabı çevirmemiz lazım bizim. Çevir bakayım şöyle. Dümdüz oldu mu? Duvara koy. Tamam. Biraz küskün dursun şöyle duvara doğru. Şu elimizdekileri şunu bir satalım. Bunun yerine adam dolap şey yatak istedi. O yatağı düzenlememiz lazım ama önce bizim duvarı boyamamız lazım bir de. Temizleme değil, boya. Tabii ki alışveriş yapmak lazım. Duvarın boyasıyla alakalı bir şey diyor mu? Grill yatak istiyorlar. Önce şu yatağı bir koyalım da. Bunların işini bir halledelim önce. Mağaza nerede mağaza mağaza? Grill. Grill yatak. Bundan istiyorlar. Tamam al. Nereye koyacağız biz bu yatağı? Ben bu yatağı nereye koysam biliyor musunuz? Şöyle bir koy. Şunu bir al abi önce. Şunu da bir dışarıya çıkar. Şunları abi küçük küçük oyuncaklar. Şunları satsam mı acaba? Masanın üzerine koyuyoruz da. Burada da bırakacağım kalsın ya. Yatağı koyabileceğimiz daha güzel bir yer ayarlamak istiyorum da o yüzden. Şimdi şu yatağın yönünü de bir çevir. Şu duvara doğru sıfıra sıfır yapabiliyor muyum? Bu tarafı değil böyle. Tamam işte budur abi. Yatağını koyduk. Duvarı boyamayacağım ya. Duvar bu halde daha güzel. Bir tek şurayı boyasam da olur. Bunu da ayak ucuna koyalım böyle. Başka ne istiyorsun abi burada? Ne görevimiz var? Bu duvarı boyamam mı gerekiyor? Görevleri buralarda bir yerde görebiliyor muyum? Geliştirmeler, dükkan. Görevleri görebildiğim bir yer var mı? Boyama yapsam mı? Kapat. Bu oda, bebek odası görevleri her şeyiyle tamam. İşi o zaman tamamlayalım. Hala eksikliklerimiz var. Ne yapmam lazım? Genel ilerleme. Duvarı yaptık da herhalde biri de boyamam lazım benim bunu ya. Hangisi boya? Şu boya. Aç bakalım. Dükkandan boya alalım bir de. Duvarlar, boyalar diyeceğiz. Buradan buraya uygun. Bunların kızı pembe sever ya. Birden fazla satın al deyip şöyle bir tane koyalım. Yeter bir tane ya. Boyayı da al. Pembiş pembiş. Ne güzel odan oldu kız. Hadi yine iyiyiz. Çat diye kapatıyor ya. Tuğlanın üstüne boya atıyoruz ya. Bu da benden olsun. Başka ne yapacaktım ben buraya? Duvar örüyordum az daha evin ortasına. Abi bir şey mi istiyordu bu? Şunu mu tamir etmem gerekiyor acaba? Ey abi bu nedir ya? İnsan şunu kullanmaya utanır ya. Bizden bu işi de istiyormuş. Bak bize var ya o işi de kitledi. Kaşla göz arasında.
Abi her iş bize yaptırılır mı ya? Bunu da sık. Şunu da bağla. Abi bir duvar işi verdi. Evin ufak tefek işlerinde kilitliyorlar. Zaten ustalar hep böyle yapılır. Ya usta gelmişken şunu da yapıver. Ya sende şu makine var mı? Şunu da yapsana. E bunu yapmışken usta, şurada da bir sıkıntı var. Onu da benim için bir yapar mısın? Oh, tamam. Bir de şurada bir sıkıntı var herhalde. Orada mı? Şurada mı? Nerede? Aspiratörde mi sıkıntı var? Nerede abi sıkıntı? Şu arkadakini. Şu çiçeği şunun üzerine koyalım. Burada daha güzel. Bir de şunu yapacakmışız. Tamam abi. Ben de duvar boyamayla uğraşıyorum ya orada. Bunu da sök. Sök sök sök. Önce kahverengiyi birleştiriyoruz. Yo. Hepsini takabiliyoruz ya. Hepsini tak. Orada ben bir sırası var sanmıştım da demin. Demek ki yok. Hepsi her şekilde oluyor. Şimdi ya bazı adamlar vardır bilirsiniz, elinden hiç de iş gelmez. Bu tip her iş için evine usta çağırır. İşte bizi bu eve çağıran da o adamlardan bir tanesi. Kızın odasını boyadık. Güzel tatlış bir şey oldu. Biz bu işten artık gidelim. 3000 dolar aldık. Tamam. Evimize gidelim. Ve bu bölümü de kendi evimizi düzenleyerek finale erdirelim. Ne dersiniz? Şimdi şuraya bir tane radyatör takılacak. Sonra yatak, banyoda buraya da bir radyatör takılacak. Bu eski eşyaları falan bir satalım mı? Sat. Masayı da sat. Kaldır, kaldır. Bunları falan hepsini sat. İstemiyorum. Bilgisayar satamayız. O kalır da. Sat. Yeni yeni şeyler koyacağım. Kendi evimize en iyisi yapalım. Tornavida falan. Duvarları falan da boyayalım mı? Bu yatağı da sat. Abi bu ne? Abi dandik dandik posterler falan var. Şunu da sat. Radyatör takacağız buraya. Şu welcome'ı temizleriz. Bu da var mı? Şu aynayı sat. Kapıyı bir kapat. Şu kapıyı da tazeleyelim ya. Bunu da sat. İçeriye doğru güzel bir kapı olur. Sürgülü mürgülü bir şey takarız belki. Duşakabini. Bunları. Abi hepsini sat ya. Bu ne? Boru. Boru kalsın. Borudan ne olacak? Halıyı da sat. Daha güzel bir halı alırız. Evi boşalt. 40 bin paramız var. Hemen şimdi duvarları mı boyayalım? Nereden başlayalım? Şu evin kapıyı da satalım. Kapısız daha güzel ya. Dışarıyı da bir temizleriz. Önce bir kapı alalım. Kapı. Kapı yaz. Ön kapı. Evet. Satın al abi şimdi şundan bir tane. Çevir. Ne oldu? Nereye gitti kapı? Kapı nerede? Burası dışarısı değil mi? Çevir. Evet, orası dışarısı. Abi denk getiremiyorum. Çevir. Evet. Kapıyı koyduk. Kötü koyduk. Aç bakayım. Daha düzgün koyabiliriz. Abi ben bunu değiştirmek istiyorum. Nasıl olacak? Yanlış koydum ben bunu. Abi güzel koyamadım. Var mı bunu düzgün koymanın bir yöntemi? Duvarları mı kırsak? Banyoyu büyütsek mi? İyi mi yoksa? Neyse. Biz masa alalım bir tane kendimize. Masa. Bilardo masası. Klasik yazı masasından alsak. Yok bu kötü. Cık.
Mobilya da vardır değil mi masa? Şöyle güzelinden bir masa olsun ya. Şöyle çalışma masası değil mi? Klasik masa. Bu çok küçük bir şey. Şu standart masa, Anna masa. Bize şöyle bir tane köşe masası mı alsak? Yoksa şöyle. Evet, budur ya. Bunu koyacak yerimiz var mı? Tamam. Dur abi ya. Şimdi bunu istemiyorum. Ben bu bilgisayarı almak istiyorum. Bunu değil. Bilgisayarımızı şöyle hafif çevir. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Şu yönünü değiştirme olayını bir çözersem. Tamam. Deniz bana çay getirmiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım benim. Ofisimi tazeliyorum. House Flipper'da. Bir tane masa koydum şöyle kendime buraya. Sonra şuraya bir tane sandalye koymak lazım. Sandalye burada var mıdır? Şöyle güzelinden bir çalışma sandalyesi. Sen de yardım etsene. Çek sanımın yanıma bir sandalye. Burayı seninle beraber yapalım hadi. Yok diye. Şundan koyacağım. Rengi ne olsun? Bu mu? Kırmızı. Çalışma masasına. Bu çalışma masası olmaz değil mi ya? Çalışma masasına bu sandalye gitmez. Ben bir tane şöyle kalantor bir koltuk bulayım çalışma masasına. Evet. Ha şu güzel bak. Ofis sandalyesi olsun. Tamam. Rengi beyaz mı olsa? Siyah olsun. Siyah. Çevir yönünü. Şöyle güzel karizmatik bir ofis olsun burası ya. Aa lamba yok. Abi o kadar yapmışsınız lamba takmamışsınız ya. Hemen bir tane lamba takalım buraya. Dön geriye dön baba dön dön baba dönelim. Tertibatlarda mı olur lamba falan? Burada olmaz. Kapı pencere lambalar. Ben buraya şöyle biraz daha otantik bir lamba şeyi koymak istiyorum. Ne koyabilirim? Yani odanın ortasına değil ama masa lambasıymış bu. Abajur var. Evet. Abajurlar güzel olur. Şu abajurdan bir tane. Kendisi siyah. Neresi bu? Hepsi tamam. Şu şekliyle güzel. Birkaç tane koyabiliriz bundan şöyle evin etrafına. Bir tane daha alsam mı? Şu kısma koyarım bir tane de. Bir tane daha al. Orası neden olmuyor? Neden olmuyor? Bana bir şey söyle neden? Evet bu şekliyle koyarsak iki tane oldu. Yatağı şöyle koyarız. Radyatör buraya gelir. Tamam. Boyalarımızı falan yaparız. Otantik güzel oldu be. Ama biz bir tane de şeye lamba koyalım. Odanın ortasına. Tavana. Halojen mi koysak acaba? Bunlar çok hoş gözükmüyor bence. Benim sevdiğim tarz bu tarz. Siyah olsun. Kendisi de şöyle gri olsun. Evimdekinin neredeyse aynısı. Abi ama olmaz ki. Biz buna şimdi para harcadık değil mi? Gel. Şu çevirme tuşlarını bir düzenlemem lazım. Oldu. Güzel. Şimdi şuraya bir tane de masa lambası koyalım. Masa lambası nerede? Demin şöyle güzel bir tane görmüştüm. Flex masa lambası. $15 demiş adam. Yönünü çevir bana doğru. Olmadı oraya ya. Abi neden yerlerde geziyorsun sen? Yönünü çevir.
şu yön çevirme tuşlarını değiştirmem lazım. Sıkıldım artık. Bu lambayı da almıyorum. Bu da hoş gözükmedi zaten. Masa lambası. Şu masa lambasını alalım bir de. 24 dolarmış. Vah. Yönünü çevir bana. Abi kendini aydınlatmıyor ki bu. Tamam kalsın, tamam tamam. Bu da mı kaldı? Kaldırabiliyor muyuz? Abi berbat ya. Bunlar nedir ya? Neyse şuradaki çalışma şeyine olsun bir tane. Bilgisayarımız falan iyi. Radyatör takacağız buraya bir tane de. Radyatör. Satın al. Taktık mı? Tamam. Abi bir de birleştirmek lazım. Çok orijinal. Boya işini en sona bırakıyorum. Daha güzel otursun boya eve amacım bu. Radyatörümüzü de taktık. Başka nerede eksik var? Burada da bir radyatör eksikti. Buradaki radyatör daha küçük bir ama buradaki havluluk. Havluluk. Oraya havluluk yazmak lazım. Havlu askısı. Havlu kurutucu tesisat değil. Tertibatlarda mı bu havluluktur vesaire? Bu. Birleştirelim. Neyi ne takacağız? İlk kez havluluk takıyorum. Önce basınç tıpalarını takıyoruz. Sonra iniyoruz aşağıya. Civatalarını sıkıyoruz. Daha doğrusu somonlarını. Bunu da tak. Bunu da tak. Bunu da açtık mı? Bu işte tamam. Yetenek puanı çıktı. Hemen kullanalım. Neyi kullanalım? Daha hızlı montaj. Sıvacı, döşemeci. Daha hızlı montaj olsun. Biz gelmeyince odanın ışığı yanmıyor. Şuraya bir tane kapı koyalım ya. Dükkana git. Kapı. Abi ben bu kapıları nerede bulurum? Burada istediğim kadar kapı çıkmıyor. Dekorasyonlarda mı? Değil. Kapı buradaymış ya. Siyah renkli mi olsun? Olabilir. Başka ne renk var bu kapılarda? Koyu tokmaklı kapı. Bu da değil. Jaluzi falan mı koysak? Beyaz. Beyaz olsun ya. Evin kapısı beyaz olsun. Duvarları da siyah yaparız. Tamam. İçeriye doğru mu yaptık? İki tarafa da açılıyor ya. Tamam. Problem yok o zaman. Tavanı falan bir elden geçirmek lazım. Temizle bu. Bununla çıkıyor mu? Aa süper. Abi tavanda bu lekeler nasıl olabiliyor? Biz evi temizlemeden şeye giriştik de. Bunlar çıkmıyor mu? Buraları herhalde sıva yapacağız biz. Evin kimyasını değiştirdik ama biliyor musunuz? Harbiden evin kimyası değişti. Kirli olan yer var mı? Camları bununla silebiliyor muyum? Silemiyorum. Banyoda kirli olan yer var mı? Banyonun tamamı mı kirli yoksa? Tavanlar çat çat çıktı. Şimdi banyonun tamamının değişmesi lazım. Ama bu videoya yetmeyecek. Ben bunu kendim bitireceğim ve size montajlanmış halini tekrar göstereceğim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Tasarımım son anlamıyla yani bitirdik tasarımı. O şekilde söyleyeyim. Göstermek istiyorum size. Kapımızı zaten değiştirmiştik. Paspasımızı dışarıya aldık. Buraya ayaklı lambalarımızdan koyduk. Yatağımızı toparladık. Ben böyle sadelikten ve modern tasarımlardan yanayım her zaman.
burayı düzenledik. Eski halini biliyorsunuz, yeni hali bu şekilde. Yataktan televizyon izleyebilmek için buraya bir televizyon koyduk. Burada çalışma masasının arkasında bir şey var. Tablo. Lambalarımız bu şekilde. Banyoyu bitirdik ama şurada şöyle bir sıkıntı var. Kapak kapanmıyor. Neden bilmiyorum. Duşa kabini koyarken bayağı bir zorlandık. Çok fena zarar ettirdi bana. Duvarları şu anda yapamıyorum. Bu yüzden bu haliyle kaldı. Dokunmayacağım. Şimdilik böyle bir kalsın. Bir kitaplık eksiğimiz var. Daha çok küçük. Kitaplık vesaire yapamıyorum dolayısıyla. Son hali budur. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.